Çamca TV kanalından herkese merhaba. Ben 7. sınıf öğrencisi Ali Ekmen. Ramazan ayı vesilesiyle din kültürü değerler eğitim öğretmenlerimizle sohbet ediyor, aklımızdaki soruları soruyoruz. Bu sohbetimizde sizleri de ortak kılmak istedik. Yanımda öğretmenimiz Ömer Atçı var. Merhaba öğretmenim. Merhaba Ali'ciğim. Öğretmenim, Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar sabretmeyi, kendimize de terbiye etmeyi öğreniyoruz ve aç olma durumuyla ilgili empati kurmayı da anlıyoruz. Ramazan ayında yapılan yardımlar bundan dolayı mıdır? Neden Ramazan ayında yardım yapılır? Yardım iki kişinin kendi arasında gerçekleştirdiği bir eylemdir. Kelime olarak baktığımız zaman da destek olan anlamında ensar kökeninden gelmekte. Yardım karşılık beklemeksizin yapılması gereken bir eylemdir. Aynı zamanda yardımla insanlar arası muhabbet, sevgi, kardeşlik, paylaşım olayı meydana gelir. Tarihte atalarımız atasözleriyle yardıma güzel vurgularda bulunmuşlardır. Mesela bir elin nesi var, iki elin sesi var şeklinde kalkıp yardımın önemine değinmişlerdir. Öğretmenim, biz hem okuldan da dışarıda elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ama bizlerin yardımları pek maddi olmuyor. Maddi yardımlarda nelere dikkat etmeliyiz? Yardıma ihtiyacı olan insanları nasıl anlarız? Özellikle yardım yapıldığı zaman maddi açıdan karşılık beklemeksizin yapılması gerekir. O zaman tam anlamıyla iyiliği, oradaki Allah'ın rızasına kavuşabiliriz. Bu şekliyle hem zengin fakir arasında bir birliktelik, bir huzur, bir merhamet ortamı, bir sosyalleşme durumu meydana gelir. Ha neden bir şey beklemeksizin yapalım? Her insani olarak bir nakit, yani bir şey beklenti içerisindeyiz her daim. Ha böyle bir düşünce bizde hasıl olduğu zaman şu düşünceye de kapılabiliriz, hemen başvurabiliriz. Allah rızası için. Allah rızası için yaptığımız zaman ve kuldan, kişiden, insandan da bir beklenti içerisinde olmadığımız zaman anlam ifade etmiş olur. Peki Ali, yardıma ihtiyacı olan insanları ne şekilde belirleyebiliriz? Yine bunu İslam tarihinde örneklerle verebiliriz. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anhuma kendisi kalkardı özellikle yatsı namazından sonra Medine sokaklarında kapı kapı dolaşırdı. Ha normalde mahremiyeti de fazla rahatsızlık etmemek, çiğnememek adına o insanların ihtiyaçlarının olup olmadığını belirlemeye çalışıyordu. Ve bundan hareketle de o insanların ihtiyacını giderebiliyordu. Günümüzde ne şekilde yapabiliriz? Biz de mahallemizde, sokağımızda, binamızda kalkıp ne yapabiliriz? En azından sorup soruşturabiliriz. İhtiyacı olanlar var mı binamızda, binamızda yoksa mahallemizde, bitişik binada veyahut mahallede ihtiyacı olanları eş dosttan sormak suretiyle bu şekilde öğrenebiliriz. Onların ihtiyacını bu şekilde karşılayabiliriz. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet değerli izleyiciler, bu sohbetimizin sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.